Bu ilaçlar oğluma iyi gelecek mi? Bunlar sadece sakinleştirici. Bence bu aralar oğlunuzu pek gözünüzün önünden ayırmayın. O kadar kötü mü? Bakın Sabriye Hanım, oğlunuz karısını saplantı haline getirmiş. Zamanında çok önemsemediği karısı tarafından reddedilmeyi hazmedemiyor. Zaten bütün öfkesi de bu yüzden. Niyeti aslında evliliğini kurtarmak falan değil. Sadece ona eskisi gibi yeniden sahip olmak istiyor. Allah kızı bildiği gibi yapsın. Hep onun yüzünden aslan gibi oğlumu nereye çıkardı? Dediğim gibi saplantısı yüzünden kendisine ya da eşine zarar verebilir. Çok dikkatli olmalısınız. Bunu demekle iyi yapmadınız doktor hanım. Ben nasıl mani olabilirim ki? Koca adam öfkeden gözü dönünce dur sus dinler mi? Dinlemez. Hadi gidelim ana. Gidelim oğlum. Güle güle. Sağ ol. Hadi ana sen git eve. Ben biraz dolanıp geleceğim. Hastaneden daha yeni çıktın oğlum. Hadi evimize gidelim. Ana çocuk muyum ben? Git diyorsan üsteleme git. Aklım sende kalacak Sıtkı. İyi. Gel bir tavla atalım. Ha? Adamını asabını bozma da git diyorsam git. Geleceğim ben de. Sıtkı. Bak bir şey diyeceğim ama kızma ne olur. Ölümü gör toprağı arama. Başını derde sokacaksın oğlum sonra. Selamünaleyküm. Usta bana da bir çay versene. Çay iki oldu Sami abi. Dün gece aslan keserip dağıtmışsın ortalığı. Oldu bir şeyler. Ama ben dedim. Bizim Sıtkı delikanlı adamdır. Kendini kabahat dedirtmez. Ne diyorsun lan sen? Yani kim olursa olsun karısına sarkını barındırmaz. Gider o kümesi başlarını yıkar diye söyledim. Oğlum sen ne diyorsun lan? Kim sarkmış karımı? Yusuf işte. Dün bütün gece dans etmişler nişanda. Vallahi ben de dini yalancısıyım Sıtkı. Hatta sabah da kendi elleriyle götürmüş karakola. Hoş geldiniz. Merhaba, Yusuf Bey misafir. Allah Hanım. Buyurun. Teşekkür ederim. Hadi gel şurada bir çay içelim. Hava alırsın. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Tamam peki. Bir şey alır mısınız? Su alabilir miyim ben? Tabii. Teşekkür ederim. Biraz gecikeceğim. İyi misin biraz daha? Hoş geldiniz. Ne istersiniz? İki çay alabilir miyiz? Tabii ki. Bir çay içersin. Kendine gelirsin biraz daha. Sağ ol. Toprak, ben bir telefon açıp geliyorum. Tabii.
Efendim? Havva. Kusura bakma, ben sana yetişebileceğimi sanmıştım. Ama gelemeyeceğim galiba. Gelmiyorsun yani. Gelemiyorum desem? Ben ikisinin arasında pek bir fark göremiyorum. Yemek iptal oldu sonuçta, değil mi? Gerçekten elimde olan bir şey değil. Metresi mi oldun Yusuf'un? Hayır Sıtkı, hayır. Bana hayır deme Toprak. Bana hayır deme. Önce aptal yerine koydun beni, şimdi delirtiyorsun. Lan milletin diline düşmüşsünüz kancık. Sıtkı böyle söyleme ne olur. Az bile konuştum sana. Duymak içine gelmiyor değil mi? Ama ben biliyorum sana yapacağımı. Sen dur. Sen dur. Neyse biz çay bahçesine geldik. Ha öyle mi? Ben seni toplantıda sanıyordum. Havva, ben seni arayayım mı birazdan? Neden sonra arayacaksın? Geliyor musun, gelmiyor musun? Yusuf? Toprak. Kim o telefondaki? Alo. Kimsin, konuşsana. Sıtkı'ydı değil mi? Ben sana telefonu açma demedim mi Toprak? Ama ben bilemedim ki. Numarası yoktu. Niye aramış, ne diyor? Tamam boş ver. Sakin ol, ağlama, tamam. Kalkalım mı artık?